Saygıdeğer izleyicilerimiz, Türkiye'de insan kaçakçılığını gözler önüne seren akıl almaz bir haberi sizlerle paylaşacağım. İngiliz Sunday Times gazetesinin iki muhabiri Türkiye'den İngiltere'ye insan kaçakçılığının nasıl yapıldığını gözler önüne sermek için İstanbul'a gidiyorlar. Yer Aksaray. Bakın neler yaşıyorlar? Türkiye'den İngiltere'ye insanları nasıl kaçırıyorlar? Ve bunu da nasıl yüzsüz bir şekilde anlatıyorlar? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Bakın İngiliz Sunday Times İstanbul'un ortasında bir seyahat acentesine girdi ve Türkiye'den İngiltere insan kaçakçılığını ortaya çıkardı deniliyor. Gazete muhabiri 10 bin sterline seyahat turu satın aldığını yazdı. Yani kaçacak. Sunday Times'ta yer alan kapsamlı makalede Aksaray'daki seyahat ajantalarında alenen insan kaçakçılığının konuşulduğunu ve kişi başı VIP seyahatlerin fiyatının 10.000 İngiliz Pound'u ile 15.000 İngiliz Pound'u arasında değiştiği belirtildi. Yani VIP dediği kaçacaklar yani. Tatil paketi gibi tanıtılan bu turlarda farklı seçenekler olduğu belirtildi. Makalede İstanbul'un hareketli bölgelerinden Aksaray'daki bir seyahat ajantasında insan kaçakçısı gülümseyerek yalan söylüyor denilirken insan tacirinin botla kanalı geçmek 20 dakika İngiltere'ye gittikten sonra iyi bir iş bulmak kolay boğulmaktan korkmuyor musun Korkmana gerek yok yüzbinlerce kişi bu yoldan gitti ve sadece birkaç kişi yaşamını yitirdi geri kalanlar İngiltere'de mutlu mesut yaşıyor Üstelik Fiyat da uygun. 10.000 sterlin sözlerine yer verildi haberde. İnsan kaçakçısının yüksek hızlı bot ve geniş alan sunduğu VIP paketler olduğuna dikkat çeken muhabirler, Türkiye'den İtalya üzerinden İngiltere'ye ulaşmanın fiyatının 15.000 sterline çıktığını da söyledi. Sunday Times muhabirlerinden biri kendisini ülkeden kaçmak isteyen genç bir İranlı gibi tanıttığını yazarken insan kaçakçılarının sahte Avrupa Birliği pasaportu vize sahte kimliğin yanı sıra uçakla balıkçı teknesiyle ya da vapurla seyahat seçeneklerinin önerildiğini de aktardı bir insan kaçakçısını merak etme seni oraya ulaştırırız Sen iyi birine benziyorsun Dolayısıyla sana indirimde yaparız Jet tekne ile kanalı geçmek 5000 euro olur ve bir saatte İngiltere'de olursun. Ya da 3000 euroya daha yavaş bir botla gidersin ve o da 3 saat sürer. Bir kamyonetin arkasında gitmek daha pahalı ve yakalanma riski yüksek. Çünkü Fransız polisinin araçlarının içini görebilen teknolojileri var. Benim tavsiyem botla gitme. Doğrudan Türkiye'den Fransa'ya uç ve oradan da sahte İspanyol pasaportuyla İngiltere'ye git. Bu sana 13 bin pound'a patlar. Dediğini yazan gazeteci insan kaçakçılarının Instagram ve Telegram üzerinden reklam yaptığını aktardı. İngiliz polisinin boğulan mültecileri kurtardığını da söyleyen insan kaçakçılarının parayı alma metodu da ilginç. Ödemenin %30'unu nakit alan insan kaçakçıları paranın yüzde yetmişini de İstanbul'daki bir para transfer merkezinde kişi istediği yere gittikten sonra aldığı ortaya çıktı. Yani önce İngiltere'ye gidiyor, sonra 170'ini alıyor. Arkadaşlar, bu insan kaçakçılığı bitmez, hiçbir zaman bitmez. İşte bu koronavirüs virüs döneminde biraz yavaşladı ama görüyoruz ki hala aktif olarak devam ediyor. işin enteresan tarafı, e, Aksaray'da, İstanbul'un göbeğinde, hiç utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan insan kaçakçılığı pazarlığı yapılıyor. Yani demek ki normal olarak görülüyor oralarda. Bununla ilgili olarak elbette İstanbul Emniyeti gereğini yapacaktır. Değerli izleyicilerimiz, enteresan bir haber var. Düşünün. 86 yaşındasınız. Torununuzun torununuzun çocuğunu görüyorsunuz. Nasıl olacak diyorsunuz? Vallahi ben de pek anlamadım ama torununuzun torununuzun çocuğu. Yani bir torununuz var. Onun da torunları oluyor ve onun çocuğu görülüyor. Enteresan bakalım detaylar neler. İskoçya'da yaşayan 86 yaşındaki Mary Marshall torununun, torununun çocuğunu gördü. Mary ailenin en yaşlı 3 haftalık Nila Ferguson ise en geç ferdi. Ülke basınına göre İskoçya'da altı kuşan bir arada olduğu tek aile onlar. 6 kuşak. Başkent Edinburgh'da yaşayan 8 çocuk annesi emekli kadının kucağına aldığı torunların toplam sayısı 90. Ailedeki kadınların çoğu 18 yaşında veya daha erken doğum yaptı. Hepsi Edinburgh ve yakınlarında yaşıyor. Kalabalık oldukları için toplanmak istediklerinde büyük alan bulmaları gerekiyor. Mary Marshall'ın en büyük kızı 68 yaşındaki Rose ve dört tane çocuğu var. Geçtiğimiz günlerde Nila Ferguson'un doğmasıyla İskoçya'nın tek büyük 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 annesi olan Mary Marshall korunların hepsine doğum günü hediyesi alamamaktan veya ailenin her ferdine Noel kartı yollayamamaktan dertli. Öyle yapsam yılın yarısı o işlerle geçer diyor. Vallahi enteresan. Böyle kalabalık bir aileye sahip olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Marshall, Tony Leight hamile kaldığında aile olarak rekora imza atacağımızı düşündük. Çok güzel bir duygu. Nila doğduğu gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi diyor. Rose ise aile buluşmalarının çok gürültülü geçtiğini söyledi. Buluştuğumuzda çok eğleniyoruz. İskoçya'nın en kalabalık ailelerindeniz. Hepimiz birbirimize 10-15 dakika mesafede yaşıyoruz. Guinness Rekorlar kitabına göre en çok kuşan bir arada yaşadığı aile, 7 kuşan birbirini tanıdığı bir aile. Vallahi arkadaşlar bu haberi okuduğumda yoruldum. Niye biliyor musunuz? Tam anlamadım ben çünkü. Torununun torununun torunu. 90 tane torun. Yani ne diyeyim? Hani anlamadım derken şunu anlatmak istiyorum. Enteresan. Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin. Herkes mutlu olsun inşallah. Ama değişik bir haber olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de enteresan bir insan kaçakçılığı olayı ortaya çıkartıldı. Arman Yusuf Rahmani adlı kişi Fransa ve Belçika'dan ikinci el mobilya alıp Birleşik Krallığa geri götürmek için bir minibüs şoförüyle anlaşıyor ve minibüsü kiralıyor. Bu ikinci el mobilyaların kanepelerin içerisine işe kaçak göçmenleri koyuyor. Ancak gelin görün ki tabii ki polisler bu kişiyi ve onunla beraber ülkeye giriş yapmak isteyenleri yakalıyor. 21 yaşında ve İranlı olduğu belirtilen bu kişi Protestan Kraliyet Mahkemesi'nde 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi Birleşik Krallık göçmen yasasını çiğnemekten suçlu olduğunu kabul etti. İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık'ta sığınma hakkı verilen Rahman'ın hapisten çıktığında sınır dışı edilebileceğini açıkladı. 21 yaşındaki genç, Aralık 2018 Nisan 2019 arasında Fransa veya Belçika'dan ikinci el mobilya almak için altı farklı nakliye şoförü tuttu. Fakat Plandan habersiz olan sürücülerin Birleşik Krallık'a getirmesi gereken kanepelerin içinde göçmenler gizliydi. Sürücülere araçların yüklenmesine yardım etmemeleri söylendi ve yükleme gerçekleşirken dikkatleri dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı Birleşik Krallık sınır gücü görevlilerinin sınıra vardıklarında minibüsleri aradıklarını ve içeride saklanan göçmenleri çabucak tespit ettikleri de söylendi hepsinin Iraklı ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı saklanma yerlerine ait video ve fotoğraflarda içeridekilerin herhangi bir yardım talebinin duyulmayacağının görüldüğünü söyledi. Hükmün ardından Göçmenlik Uygunluğu ve Adalet Bakanı Philip şunları söyledi. Rahmani kendisine güvenlik ve yaşayacak bir yer sağlayan Birleşik Krallığın yasalarını açıkça göz ardı etti ve bunun bedelini de ödeyecek. Bakan Filip, bu dava suçluların yaşayanların haklarını riske atarak sorunlu sığınma sistemimizden kar edebilmek için neler yapabileceklerini ortaya koyuyor diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, insanlar yeni bir umut için, yeni bir hayat için yollara düşüyorlar. Denizlerde boğulanlar, uçaklarda vesairelerde kaçak göçek işlerle yeni bir hayata yelken açmak istiyorlar ama maalesef her zaman istedikleri olmuyor. Çünkü dünya maalesef çok adaletsiz bir dünya. Biri zengin, biri fakir olduğu sürece, birinde olup birinde olmadığı sürece bu işleri, bu haberleri daha çok duyacağız. Bu dünya düzeni de böyle devam edecek. Değişmesi de imkansız gibi görünüyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları adeta patlama yapmış durumda. Bakalım durum nedir? ABD'de bekleyen konut satışları yüzde %8 artışla neredeyse bir yılın en yüksek seviyelerine geldi. Düşük borçlanma maliyetlerinin artan listelerle birlikte talebi desteklemesi sonucu beklenmedik bir şekilde arttı ve Mayıs ayında neredeyse bir yılın en yüksek artışı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin bekleyen ev satışı endeksi Nisan ayına kıyasla %8 artarak 4 ayın en yüksek seviyesi olan 114.7'ye ulaştı. Tabi değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde ev satışlarının arttığını açık bir şekilde gözlemliyoruz ama bu tabi fiyatlara da yansımış durumda ev fiyatlarında ciddi anlamda bir artış olduğu gözler önde. Satış sözleşmelerindeki artış rekor fiyatlara rağmen evlere olan talebin güçlü kaldığını gösteriyor. Öte yandan ekonominin yeniden açılması ve hacizlere ilişkin moratoriumun sona ermesi bu yılın ilerleyen aylarında mevcut konut arzını arttırma potansiyeline sahip bir görünümde. Evet değerli izleyicilerimiz, uzmanlar da şunu söylüyorlar. Konut piyasası %3'ün altına düşen ipotek oranlarındaki düşüş ve listelerdeki artış nedeniyle alıcıları cezbediyor. Son borsa kazançlarının da yardımıyla alıcı ilgisinin güçlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz diyorlar. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde ev almak isteyenler anlaşılıyor ki ciddi bir rağbet gösteriyorlar evlere. Ne diyelim bizim vatandaşlarımız evi olmayanların da evi olsun diyelim. Onlar da inşallah uygun şartlarda ev alabilirler. Değerli izleyicilerimiz şimdi sizlere anlatacağım haberi ya da benzerini ben hayatım boyunca ne gördüm ne de duydum. Haber şu. İkiz iki kardeş bir adamla evlenecek ülke arıyorlar. iki kız kardeş ikizler bir adama aşık olmuşlar ve resmi evlilik yapmak için ülke arıyorlar. Bakalım Avustralyalı Tek yumurta ikizleri ABD menşeli reality show'da aynı adamla nişanlandı. 35 yaşındaki Anna ve Lucy, 2011'den beri beraber oldukları 37 yaşındaki elektrikçi Ben Brands'la evlenecek. Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan üçlü en saplantılı ve ayrılmaz kardeşlik ilişkilerini inceleyen televizyon dizisi Extreme Sisters'ın son bölümünde nişanlandı. ikizlerle yaptığı romantik park pikniği esnasında o soruyu sordu ve her ikisine de 3 halkadan oluşan birer yüzük takdim etti. İki kadının yüzüğünün de orta halkasında büyük yuvarlak elmaslar vardı. bernice 3 üç halkanın 3'ünü sembolize ettiğini belirterek şunları ekledi. Anna benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Lucy benim için dünyaya bedelsin ve hayatımı seninle de geçirmek istiyorum. Sizi seviyorum ikinizi de seviyorum. Çok eşlilik Avustralya'da yasal olarak tanımıyor fakat ikizler Malezya, Endonezya veya Amerika'nın bazı bölgelerinde evlenebileceklerini ileri sürdü. Malezya'da çok eşlilik gayrimüslimler için yasak, Endonezya'da ise herkes için yasal, çok eşlilik ABD'nin 50 eyaletinin hepsinde yasak ve para cezası, hapis cezası veya ikisiyle birden cezalandırılıyor. Barnes, nişanlılarına onları mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğuna dair söz verdi. Bunun yanı sıra Anna ve Lucy aynı zamanda hamile kalmak istediklerini, bunu tüp bebek yoluyla yapmayı planladıklarını ve yıllardır istediklerini söyledi. Instagram'da paylaştığı bir videoda ikilinin birlikte hamilelik testi yaptığı görülüyor ama ikisinin de testinin sonucu negatif çıkmış. Anna hamile kalması halinde Lucy'nin de kesinlikle hemen hamile kalacağını çünkü vücutlarının aynı olması gerektiğini söyledi. Bunu kesinlikle gerçekleştirmeye çalışırız diyor. Kız kardeşler daha önce 2019'da Avustralya Today's programında aynı anda hamile kalma planlarından bahsetmişti. Ortak gebeliğe çabalamanın zor olabileceğini kabul eden kardeşler şunları söylüyor. Aşk aşktır hepimiz yetişkiniz. Annemiz aslında bizi doğal yollarla doğurmaya ikna ediyor. Bu nasıl olacak bilemiyorum diyor. Yani güler misin, ağlar mısın, ne yorum yapsak bilemedim şimdi bunu hokkabazlara. <laughs> Adam zaten durumdan memnun. Sorun yok diyor, tamam diyor. İkisi bende. Kadınlara bakıyoruz, kadınlar da tamam diyor, biz de memnunuz diyor. Ne diyeyim? Yani aslında söyleyecek çok söz var da, hani bir laf var ya, yerim dar. O nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış da anlaşılabiliriz. Sıkıntılı bir durum aslında. Yani ben bir yorumcu, bir gazeteci olarak e ne diyeyim şimdi ben bunlara? Siz söyleyin. İyi, yaptı, iyi yaptınız mı diyeyim. Çok güzel halt ettiniz mi diyeyim. Ya da sizin bu durumunuz acaba ileride çocuklarınıza nasıl yansıyacak bu soruyu mu sorayım? Adam memnun, adamda sorun yok. Diyor ben diyor ikisini aldım diyor. Ama kadınlarla ilgili durum biraz sıkıntı oluşturabilecek gibi. Değerli izleyicilerimiz Apple'ın iPad ve iPhone telefonlarını kullananları çok yakından ilgilendiren bir sıcak gelişme var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Apple eski model iPhone ve iPad kullanıcılar için güvenlik odaklı bir güncelleme yayınladı. Apple iOS 12.5.4 güncellemesi için yapılması tavsiye edilir. Yapılması tavsiye edilir uyarısında bulundu. Şirket eski model cihazları kapsayan güncellemenin acilen yapılmasını da bir not olarak düştü. Apple'ın iOS 12 güncellemesi iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPad Air'e geldi. iOS 12.5.4 güncellemesini yayımlayan Apple bu güncelleme önemli güvenlik güncellemelerini barındırıyor ve bütün kullanıcılara yapılması tavsiye olunur ifadesini kullandı. Söz konusu cihazlar 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürüldü. Ancak Apple eski modellerine ilişkin güvenlik güncellemeleri sağlamaya devam ediyor. Milyonlarca kişi hala çünkü bu cihazları kullanıyor iOS 13'in yayına alınmasının ardından çok fazla değişim görmeyen iOS 12 halen milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Atlas adındaki bir şirketin raporuna göre iPhone kullanıcılarının yüzde %8'i halen iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus'tan birini kullanıyor. Atlas'ın bu verileri 2020 yılına ait. Apple WebKit'teki açıklıkları da güncellemeyle giderdiğini duyurdu. Söz konusu güvenlik açıkları uzun bir süredir telefonlardaki bilgilerin sızılmasına neden oluyordu. Güncellemeleri ayarlar genel yazılım güncellemesi adımlarını takip ederek siz de yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz bu Apple'ın da şöyle bir durumu var. Bir telefon alıyorsun ya da iPad alıyorsun bilgisayar alıyorsun neyse. Cihaz teknik olarak herhangi bir sorun yok cihazın. Fiziksel olarak da yok ama belli bir süre sonra cihazı kullanamıyorsun. Çünkü Update edilmiyor. Yani seni yeni cihaz almaya teşvik ediyor. Bunun da mutlak surette önüne geçilmesi gerekiyor. Tüketici mahkemelerinin tüm dünyadan bahsediyorum böyle bir uygulamaya onay vermemesi gerekiyor. Kardeşim bu telefon yeni mi yeni? E bu telefonun herhangi vuru yok, kırığı yok, çatlağı yok, patlağı yok. Sen hizmet vermeyi niye kesiyorsun? Yenilemiyorsun, güncelleme yapamıyorsun, program yükleyemiyorsun. Sonra da diyorsun ki dünyanın bir numarası benim. Hayır siz vahşi kapitalizmin bir ayağısınız. İnsanları sömürmeye devam ediyorsunuz. Evet. Sömürü bu arkadaşlar. Parasını verdiğim cihazı kullanamıyorum. Temiz hiçbir şey yok. Kırılmamış. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Değerli izleyicilerimiz Rusya'da hapishane gardiyanları arasında güzellik yarışması düzenleniyor. Rusya Federal Cezaevi Servisi geleneksel ceza infaz sistemi güzeli yarışmasının aday listesini yayınladı. Yarışmada ülkenin en güzel 12 hapishane gardiyanı yarışacak. Enteresan. Rusya'da düzenlenen ceza infaz sistemi güzeli yarışmasında bölgeler arası yarışmalara katılan yaklaşık 100 güzel arasında seçilen 12 finalist yarışıyor. Yarışmaya Şalin ve Moon Musk dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanından katılım var. Sputnik'in haberine göre Rusya Federal Cezaevi Servisi güzellik yarışması düzenleyen ilk devlet kurumu değil. 2019'da Rusya Ulusal Muhafız Birliği ve Rosk var diye Güzeli isimli bir yarışma düzenlemişti. Yarışmada Sverdlovsk bölgesinden polis memuru Anna birinci olmuştu. Instagram'da popülerlik kazanan Anna daha sonra görevden atılmıştı. Kendisi bunun sebebini hem cinslerinin kıskançlığı olduğunu belirtmişti. Ancak yetkililer kurum içinde video paylaşarak güvenliği ihlal ettiğini kaydetmişti. Hem güzellik yarışması yapıyorsun hem de güzellik yarışmasının sonucunda Instagram'dan bir şeyler paylaşıyor diye işten atıyorsun. ya Saçmalığa bakar mısın? Zaten yani ne diyeyim? Güzeller yani. Değerli izleyicilerimiz bir hastane düşünün bu hastanede çalışan bir de güvenlik görevlisi düşünün. Ve bu güvenlik görevlisinin de doktor önlüğü girerek ameliyat yaptığını düşünün. Olmaz diyorsunuz değil mi? Oldu. Bal gibi oldu bak. Bir tane hastanenin güvenlik görevlisi ameliyat yaptı bakın. Pakistan'daki bir devlet hastanesinde doktor kılığına giren eski bir güvenlik görevlisi tarafından ameliyat edilen 80 yaşındaki kadın cerrahi müdahaleden iki hafta sonra hayatını kaybetti. Polis, Lahor kentindeki hastanede iki hafta önce hastanenin eski güvenlik görevlilerinden Muhammed Vahit Butt tarafından ameliyat edilen Şamima Begüm'ün kadının sırtında yara olduğu, kendisini doktor diye tanıtan güvenlik görevlisinin ailesinden para alıp ameliyat ettikten sonra iki kez de eve pansuman yapmaya geldiği belirtildi. Polis açıklamasına göre Begüm'ün ailesi Kanaması artıp durumu ağırlaşınca onu tekrar hastaneye götürdü ve olup biteni anlattı. Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılacak. Ya ne otopsisi kardeşim ölmüş işte. Lahor polis sözcüsü Ali Saftar ise bu geçmişte doktor olduğunu söyleyip evlerdeki hastalara gitmiş gözaltına alındı diyor. Güvenlikçinin doktorluğa soyundu. Mayo hastanesinin yönetiminden adını vermek istemeyen bir kişi ise gözümüz her an her doktorun üzerinde olamaz. Burası çok büyük bir hastane diyor. Pakistan'daki devlet hastaneleri çoğunlukla talebe yetişemiyor. Aşırı kalabalık oldukları için yetersiz kalıyor. Bu ay başında yine Lahor'daki bir hastanede doktormuş gibi davranan bir adam cerrahi bölümündeki hastalardan para alırken yakalanıp tutuklanmıştı. Arkadaşlar enteresan ya hangi kafaları yaşıyorsunuz yani güvenlikçi herhalde doktorlara özendi giydi önlüğü dedi ben dedi ameliyat yapayım onu da bırak. nerede yaptı bunu ameliyathanede hemşire yok muydu? Bu ameliyatın izni ne ki nasıl ve kim verdi? Herhalde para için biz doktoruz diyorlar. Ameliyat ederiz diyorlar. Herhalde bir doktorun işte yanında durdu, vurdu, bir şeyler yaptı. Bu öğrendi bir şeyleri. Düşünsenize değerli izleyicilerimiz, bir ameliyathane var. E bu ameliyathane hangi doktorun girdiğini bilmiyor musunuz? Hemşireler bilmiyor mu bunun kim olduğunu? Bir de ne ameliyatı yapıyorsun? Hangi teşhisi koydun? Belinde yaralar var deniliyor. Belinde bir sorun mu vardı? Ne oldu? Vallahi ne diyeyim? Daha neler duyacağız? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve duymadım. İlk kez duyuyorum. Yani güvenlik görevlisi operasyon yapıyor. Cerrahi müdahalede bulunuyor. Hani ilaç yazanı gördüm. Muayene edeni gördüm de ameliyat yapanı hiç görmedim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan Uluslararası Havalimanı ilginç bir olaya sahne oldu. Los Angeles'tan Utah eyaletindeki Salt Lake City'ye gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express'e ait uçakta bulunan yolculardan biri kalkış sırasında uçaktan atladı. Federal Havacılık İdaresi'nin olaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada uçakta nedeni bilinmeyen bir tartışma çıkmasının ardından yerel saatle 19.10 sıralarında şahsın uçağın kapısını açtığı ve acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi. Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan yolcunun yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili de soruşturma sürüyor. Arkadaşlar bu uçakta gerçekten bazı insanların hakikaten enteresan tavırları olabiliyor. Bir bakıyorsun ansızın karşılaşıyorlar, bir bakıyorsun saçma sapan kavgalar, uçak o personeliyle kavgalar falan. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle çok ciddi anlamda bir hava trafiği olduğu için bu haberler genelde Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Çünkü çok yolcu var, çok uçak var, havacılık sektörü tap yapmış durumda. Hal böyle olunca da böyle insanlarla ilgili haberler de karşımıza çıkabiliyor. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok enteresan bir haber var. Bir duygusal haber aslında. Karısı hafıza kaybına uğrayan Adam 12 yıllık bu karısına tekrardan bir evlenme teklifinde bulundu. Bakalım haberin detayları neler? Peter Marshall ve 12 yıllık eşi Liza Marshall geçen yılın Aralık ayında evlerinde televizyon izlerken Peter bir anda Liza'ya dönüp "Benimle evlenir misin?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şaşkına dönen Liza evet cevabını verdi. Ancak Peter ve Liza zaten 12 yıllık evliydi. CNN International'da yer alan ve filmleri aratmayan bu haberin kahramanlarından Peter Marshall 56 yaşında ve 3 yıl önce erken Alzheimer teşhisi almış hastalığı hızla ilerleyen Peter yıllar içinde hayatına dair anılarını kaybetmeye başlamış buna 12 yıllık eşi Lisa ile olan evliliği aşkı ve ortak hayatları ile ilgili özel detaylarda dahil eşi Lisa Marshall durumun kendisini ne kadar üzdüğünü şu sözlerle tarif ediyor. Kendimize yeni anılar edindik ama bu durum beni yine de çok üzüyor. Çünkü Peter hep hani bir kere bir şey olmuştu hatırlıyor musun diye cümleye başlamak istiyor. Onunla anılarımızı konuşmak istiyorum ama Peter bırakın 20 yıl önce onları şimdiyi bile hatırlamıyor. Yıllar önce tanışan ve o dönemde evli olan çift ikisi de ilk eşlerinden boşandıktan sonra yakınlaşıp evlenmişler. 12 yıldır evli olan Marshall çifti Peter'ın Alzheimer belirtileri başlayınca zor günler yaşamaya başlamışlar. Önceleri cüzdanını, anahtarlarını unutmaya başlayan Peter'ın hastalığı zaman içinde iyice ilerlemiş. Ve talihsiz adam eşini ve evliliğini bile hatırlayamayacak duruma gelmiş. Bir dizi testten sonra 2018'in Nisan ayında Peter'a Alzheimer teşhisi konmuş. Peter yavaş yavaş çok değer verdiği anılarını unutmaya başlamış. Geçen yılın son günlerinde Peter televizyon izlerken yüzünde kocaman bir gülümsemeyle eşine "Evlenelim" demiş. Liza o anı şöyle anlatıyor: "Çok duygulandım. Bana ikinci kez aşık olmuştu. Onur duydum. Kendimi prenses gibi hissettim." Dünyadaki en şanslı kadın benim dedi. Peter ve Liza için çiftin düğün sektöründe çalışan kızları Sara yardımıyla ikinci bir düğün planlandı. Çift evlilik yeminlerini ailelerinin ve en yakın dostlarının yanında yineledi deniliyor haberde evet değerli izleyicilerimiz. Maalesef hastalık, ilerleyen yaş birleşince ortaya böyle üzücü şeyler de çıkabiliyor. Benim burada söyleyeceğim tek şey herkesin birbirinin kıymetini bilmesi gerekiyor. İşte üç günlük dünya geldik gidiyoruz görüyorsunuz. Birazcık mutlu olabilmek için, yüzünü güldürebilmek için eşine evlilik teklif ediyor. Onun için bir düğün töreni hazırlıyor ki bir anısı olsun, bir anı birikmiş olan ve kaybolan anılarını yeniden biriktirmeye başlıyorlar. Güzel bir haber. Tebrik ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin baş düşmanı olarak görülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili yeni bir haber haber merkezimize geldi. Neymiş bakalım hemen. Kim Jong ilgili devlet televizyonundan itiraf gibi bir yayın yapıldı deniliyor. Dünya'nın en dışa kapalı ülkesinin, Dünya'nın en tartışmalı lideri Kim Jong Un verdiği kilolar ile gündeme geldi deniliyor. Voice of America haberine göre, Kuzey Kore liderinin bu görüntüsü ilk defa devlet televizyonunda yer aldı. Devlet televizyonu Korean TV'de Kuzey Korelilere Kim Jong son durumu hakkında bir dizi röportajlar yapıldı. Devlet televizyonu Korean TV kim Jong-un son durum hakkında bir dizi röportajlar gerçekleştirdi. Söz konusu haberde bir vatandaş, saygın yoldaşımız, genel sekreterimiz bu şekilde zayıfladığını görünce kalbimiz kırıldı ifadelerini yer verildi. Bu Kuzey Kore'nin Kim'in kilo kaybını ilk defa doğrulaması olarak kayıtlara geçti. Kore TV'nin bu adımı Kuzey Kore lideri ile ilgili hasta adam tartışmalarında bir kez daha gündeme taşıdı deniliyor. 140 kilo civarında olduğu düşünülen kimin bu kadar kısa sürede bu derece kilo vermesi ciddi bir sağlık problemi yaşadığı iddiasını da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Kore İşçi Partisi'nin bir toplantısında görüntülen kimin önemli miktarda kilo verdiği görülmüştü. Ancak Kuzey Koreli yetkililer dünya basınında yer alan bu görüntülerle ilgili açıklama yapmaya yanaşmadı. Kuzey Kore lideri Kim jong geçen yıl kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği öne sürülmüştü. Kim Jong-un bu dönemde ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu hatta öldüğü söylentilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Hatta yerine kız kardeşi Kim jong geçeceği iddia edilmişti. İlk defa aşırı zayıflamış bir halde görüldüğü toplantıda Kim jong -un, ülkedeki gıda durumunun endişe verici olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtmişti. İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore'nin mevcut uluslararası durumla nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulunmuştu. Kim, söz konusu çağrısında Amerika Birleşik Devletleri ve Güney komşusundan açıkça bahsetmemişti. Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu. Kim ülkedeki gıda durumunun endişe verici ve önlem alınması gerektiğini ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi bu Kuzey Kore ile ilgili kim yokla ilgili haberler genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde gazeteciler tarafından servis ediliyor. Yani Amerika'nın bir devlet politikası haline getirildiğini düşünüyorum. Ben yıpratmak için yapılan çok böyle kasıtlı haberler var. Bunlardan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani tek satır bir görüntüden kalkıp 50 satır şey çıkarmışlar. Haber çıkarmışlar. Bu da düşündürücü. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin medyayı kullanarak bir algı operasyonu aslında bu arkadaşlar. Bunu pek çok ülkede yapıyor zaten. Voice of America, Amerika'nın sesinin de kuruluş amaçlarından bir tanesi de bu.